Hocam bu mutluluk nedir? Şimdi bu aslında böyle bir gerçek hoş olma hali, böyle bir süper, bir doğal bir muhabbet, bir kesin. Mutluyum diyen insanların beyninde tam olarak ne oluyor? İşte aslında şöyle, beyindeki ödül devreleri işte az duyduğunuz durumlarda biraz daha fazla salgı yapıyor. Az duymadığınız durumlarda tekrar az duyabilmek için işte ödül salgısını azaltıyor. Mutluluk halde olmanın bazen düzeyde olması demek aslında belli bir an düzeyde salgılamaya devam etsin. Peki mutlu olmak için sorgulamak mı lazım yoksa çok da şey yapmamak mı lazım? Şimdi aslında yani böyle sağlıkta yaşamak lazım gerçekten. Çok fazla sorgulamaya gelmez. Akış diyorsunuz. Akış. Sizce Türk insanı mutlu mu yoksa mutsuz mu? Yani Türk insanı aslına bakacak olursan, yani yerine göre değişip Caddebostan'da çok mutlu, Nişantaşı'nda biraz daha mutlu. Yok canım öyle değil, hepsini kendince mutlu, kendince mutsuz. Yani yaşadığı yerler falan çok yüksek, mutlu kafalı varmış. Peki öldürmeyen şey güçlendirir mi? Öldürmeyen şey güçlendirir. Öldüren şey adı üstünde. Hep mutlu olmak bir problem midir yoksa arada bozulması gereken bir şey? Şimdi aslında hep mutlu olmak, hep olan şey mutluluk, bir sürekli kalıyor, sürekli kalıcı işler, çıkışlar, yokuşlar, tırmanışlar vesaire. En sonunda ben de kutluyken insan mutlu olmak için. Peki mutluluk içimizde mi? Şimdi tam olarak yani şu az kenarda, şu şurada bir yerde, yani dışarıda ne içeride, arada, arafta bir yerde. Hmm. Peki mutsuz bir insan sizce psikoloğa mı gitmeli yoksa koça mı gitmeli? Güzel soru. Şimdi aslında ben Koç burcuyum. Dolayısıyla koçlar mutlu olmuyor her zaman için ama Koç'la psikolog arasında bir bilmiyorum ki. Şimdi Ferhat'cığım sen sabahtan beri bana soru sorup duruyorsun. Hep ben sana sorayım o zaman. Yani mutluluk ne o zaman yani? Mutluluk ne? Kafam çok karışık ama sadece şunu biliyorum. Mutluluk bulaşıcıdır. Ve soğan kokar hocam. Soğan? Soğan kokar. Vay. İşte mutluluk bu.